Evet. Buyurun. Ben Mert Çeyran. 12. sınıf öğrencisiyim. Ee, öncelikle iki sorum olacak. İkinci soruyu sormaya birazcık çekindim açıkçası. O yüzden ikinci soruyu pas geçiyorum. İlk ya pas ifade geçme öz... orada sor. sor. İlk sorum ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğü hakkında. Biliyorsunuz ki <laughs> AKP iktidarının son 10 yılında Türkiye Avrupa ülkelerin ülkeleriyle aynı düzeyde basın özgürlüğüne sahip iken şimdi binomum komünist dikte ülkeleriyle aynı seviyede görülmeye başlandık. İktidarınızda basın özgürlüğünün insanları istediği gibi haber yapma özgürlüğünü kısıtlayacak mısınız? Buna dair herhangi bir çalışmanız olacak mı? Olmaması gerektiğini düşünüyorum yani ben. Mert ikinci soruyu da sor. Bu bir. <laughs> sor sor. Tehlikeli soruyu şimdi evet, dinleyeceğiz. Evet gelsin bakalım. Soruyu bulamadım. Ee, bence bulacak başkanım. Hı. Sorum Sadullah Ergin hakkında. Biliyorsunuz ki 2009 evet. ve 2013... I... 2009 ve 2013 yılları arasında Adalet Bakanlığı görevini sürdürdü ve bu dönemde Ergenekon ve Balyoz davaları da görülüyordu. Yani bu dönemde Fethullah'la açık açık ilişkisi olan birisi. Badem bıyığını kestiği için günahları affedildi mi? Biliyorum bu deva listesinden çıktı arkadaş. Ama Cumhuriyet Halk Partisi herhangi bir söylem yaptı mı olumsuz olarak? Şeyde Sağlıklı Ergin Milletvekili evet, adayı olmasından. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Önce soruyu e, sorduğunuz için e, çok teşekkür ederim. Birincisi basın özgürlüğü. Eğer bir ülkede medya özgürlüğü yoksa insanların özgürlüğü yoktur. Çünkü insanlar özgürce düşüncelerini ancak medya aracılığıyla geniş kitlelere ulaştırabilirler. O nedenle medya özgürlüğü bütün demokrasilerin olması olmazıdır. Medya özgürlüğü aynı zamanda siyasal iktidarın kendisine çeki düzen vermesi açısından da son derece önemlidir. Bir yerde yolsuzluk olduğunda, bir yerde hata olduğunda, yanlışlar olduğunda bunu ilk yazan, ilk ulaşan medya mensuplarıdır. Dolayısıyla siyasal iktidar bir anlamda medya aracılığıyla denetlenmiş olur. Bizde ise medya özgürlüğü maalesef yok. Medya özgürlüğünü sağlamanın birinci yolu medya patronlarının sadece ve sadece medyayla uğraşabilecekleri bir alan yaratmak. Yani bir sürü fabrikası var. Hadi bu arada bir de gazetem olsun diyor, bir de televizyonum olsun diyor. İktidar geldiği zaman o fabrikalarda vergi denetimi olmasın, ceza olmasın vesaire diye medya alır, iktidar yağcılığına soyulmuş olur. Buradan ayırmak lazım. Medya sahibi olanların medya dışında hiçbir işlerinin olmaması lazım medya çalışanların tamamının sendikalı olması lazım. Sendika zorunluluğu getirmek lazım. Çünkü medya çalışanı medya patronuna karşı da özgür olabilmeli. Medya patronunun baskısıyla haber yapmamalı. Bununla ilgili güzel bir çalışmamız var aslında. Bu çalışmayı şöyle yaptık. Yine böyle hem Anadolu medyası hem büyük medya mensuplarını toplayarak medyanın çıkışı nasıl olmalı, medya özgürlüğü nasıl olmalı, bütün bunlarla ilgili bir rapor çıktı. Güzel bir rapor. Eğer Arzu ederseniz o raporu bir şekilde size e, ulaştırabiliriz. Sadullah Bey ile ilgili olarak e, bu soru için de teşekkür ederim. Şimdi biz altı parti bir aradayız. Biz başka bir partinin iç işlerine karışmayız. 6 partinin temel hedefi bizi bir araya getiren demokrasi özlemi. Her birimiz ayrıyız zaten. Düşüncelerimiz de farklı ama demokrasi konusunda aynı şeyleri düşünüyoruz. Devleteli liyakat aynı şeyleri düşünüyoruz. Yargı bağımsızlığı aynı şeyi düşünüyoruz. Medya özgürlüğü aynı şeyi düşünüyoruz. Geçmişte farklı düşünebilirler. Ama bugün geldiğimiz nokta artık bir parti meselesi olmaktan çıkmış. Mesele bir Türkiye meselesi. Ya bu Türkiye'yi demokratikleştireceğiz, güzelleştireceğiz, insanlar düşüncelerini özgürce ifade edebilecekler ya da otoriter yönetime devam edeceğiz. Dolayısıyla altı parti tek bir partinin logosu altında 5 e parti affedersiniz, girmeye karar verdik. İyi Parti hariç, onlar biz kendi logomuzla gireceğiz dediler. Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi de CHP logosu altında girelim dediler. Neden? Çünkü artık oylar, eğer beraber girersek artı oylar bizim lehimize olacak. Girmezsek daha fazla milletvekili kaybına yol açıyor. O nedenle birleşip beraber girmeye karar verdik bir karar verince doğal olarak fedakarlığı kim yapacak? En büyük parti yapacak. Fedakarlığı biz yaptık. Biz onlardan milletvekili istedik. Şunu getirin deme hakkımız yok. Bizim partili değil ki biz şunu getirin veya bunu getirin. Onlar isimleri bildirdiler. Biz de o isimleri yerleştirdik. Dolayısıyla Sadullah Bey geçmişte şunu yaptı, bunu yaptı vesaire. Biz geçmiş elbette sorgulayacağız. Ama biz bir güzel gelecek inşa etmek istiyoruz. O güzel gelecek içinde bunu eğer inşa edebilirsek gerçekten. Evet. güzel güzel bir gelecek inşa edebilirsek her şey kendiliğinden çözülecek. Bir şey daha ifade edip ya biraz uzun oluyor başka arasını bakma. Zaman su Şimdi, ona Hata hata kavramı vardır, hata kavramı. Bir şeyi unutmamanızı isterim. Hata sadece ve sadece insanlara özgü bir kavramdır. Bizim dışımızdaki bütün canlılar içgüdüleriyle hareket eder. Biz aklımızla hareket ederiz. Dolayısıyla hata bize özgü bir kavramdır. O nedenle insanlar geçmişte hata yapmış olabilirler. Hataları olabilir, yanlışları olabilir, yanlış söylemleri olabilir. Ama bugün geldiğimiz noktada Türkiye öyle bir yerde ki Türkiye'nin buradan çıkması lazım. Ama demokratik yollarla çıkması lazım. Çıkaracak kim? Kim çıkaracak? Bravo. Gençler. <laughs> yani, Gençler. Evet bu tarafa döneceğim. 5 dakika, son 5 dakika evet buyurun. İsmim Selin. Süleyman Demirel Üniversitesi'nde coğrafya okuyorum. Son sınıfım. İklim krizi hakkındaki fikirlerinizi merak ediyorum. Teşekkürler. Önemli bir soru. Sadece bizim açımızdan değil, bütün dünya açısından çok önemli bir soru. Önümüzdeki 25-30 yıl içerisinde Dicle ve Fırat nehirlerinin kuruyabileceğini düşünün. Büyük bir su sıkıntısı çıkacağını düşünün. Bununla uygun önlemlerin bugünden alınması gerekir. Birleşmiş Milletler bu konuda çalışıyor, üniversiteler bu konuda çalışıyor. Çalışmayan tek kurum siyaset kurumu. Ne yapacağını bilmiyor. Oysa ne yapılacağı meydanda her şey belli, biliniyor. Konya Ovası, yeraltı sularını çekiyorsunuz, obruklar oluşmaya başladı. E, yeraltı suyu da bir süre sonra bitecek. Burdur'daki göl bile e, giderek e, küçülmeye başladı yeraltı suları nedeniyle iklim değişikliği konusunda uzun vadeli ve sağlıklı programlar uygulamak gerekiyor. Gerekirse deniz suyunu tuzdan arıtıp onu tekrar kullanmak gerekiyor. O konudaki en büyük yatırımı Avustralya yaptı. Olağanüstü bir yatırım yaptı Avustralya. Çölü sulamak için yaptı. Biz tabii daha henüz buralarda değiliz. Bizim iki büyük suyumuz aynı zamanda sınır aşan e, sular Dicle ve Fırat. Dolayısıyla sadece biz değil Mezopotamya ovası kuruyacak aslında. Akdeniz havzası var. İklim değişikliği Akdeniz havzasında orman yangınlarına yol açacak. Nitekim dikkat ederseniz son yıllarda orman yangınları Akdeniz havzasında artmaya başladı. Bizim şöyle bir önerimiz oldu bütün Akdeniz havzasındaki ülkelere. Ortak yangın söndürme araçlarımız olsun, uçaklarımız olsun. Yunanistan'da mı oldu? Hep beraber gidelim. İspanya'da mı oldu? Hep beraber gidelim. Böylece Akdeniz Havzası çünkü en çok ısınan havzalardan birisi olacak. İklim değişikliğine karşı, orman yangınlarına karşı bizim önlem almamız gerekiyor. Evet, son size vereceğim hanımefendi. Buyursunlar. Merhaba, Aylin Şahseven ben. Bornavandolu Sesinde okuyorum. Üstünde 2-3 kez durduğunuz konudan bahsetmek istiyorum. Aselsan'daki çalışmalarından bahsederek onların sürekli yurt dışına göç ettiğinden bahsettiniz. E, beyin göçünün bu denli fazla olmasının size sebebi nedir ve buna yönelik bir çözümünüz var mı acaba? Sebebi şu, kendinizi düşünün. Üniversiteyi bitirdiniz, iyi bir eğitim aldınız, bir yerde iş buldunuz, belli bir ücret alıyorsunuz. O ücretle ömür boyu ne araba sahibi olabilirsiniz ne de ev sahibi olabilirsiniz. Ama diyor ki genç, eğer ben diyor Kanada'ya gidersem, Almanya'ya gidersem, İngiltere'ye gidersem asgari ücretle de çalışsam bir süre sonra arabam da olacak, evim de olacak diyor. Bir gelecek düşü olması lazım. Yencin, evet ben çalışacağım. Şunlar, şunlar, şunlar olacak diyebileceği bir geliri olması lazım. Asgari bir gelir güvencesi verilmesi lazım. Bırakın gelir güvencesini. Üniversite mezunu olup aylardır demeyeyim de yıllardır iş arayanlar da var. Biz bunları da biliyoruz yani. Dolayısıyla müthiş bir emek savurganlığı var, insan savurganlığı var. Bu kadar değerli bir emeği, gücü, genç iş gücünü yani siz dışarıya gitmeye mahkum ediyorsunuz bir anlamda. Çözümü az önce söyledim. Üreten Türkiye demiştim ya stratejinin ikinci ayağı üreten Türkiye. Her alanda bilimden sanattan kültürden tutun tarımdan sanayiye kadar her alanda Türkiye'nin üretmesi lazım. Her alanda üretebilirsek mesela biz kırsalda gençler kalmıyorlar diyorlar ki ne yapacağım diyor ben köyde. Bir şey yok diyor. Kırsalda çalışan bütün gençlerin ve kadınların sosyal güvenlik primini devlet ödeyecek. Orada kalacaklar, üretecekler, çalışacaklar. Ayrıca az önce söylediğim formülle hiçbir çiftçinin zarar etmediği bir modeli hayata geçireceğiz. Maliyet artı makulkar eşittir taban fiyat olacak. Ayrıca kırsalda bütün kırsalda yani köylerde ziraat mühendisi, ziraat teknisyeni, veteriner öğretmen e bunların hepsi olacak ve böylece toprak analizlerinin yapılması, hayvanların aşılarının yapılmış olması, hangi ürünün ekilmesi gerektiği havza bazlı planlama içerisinde. Şimdi bizde planlama şöyle yapıyor. Halk yani vatandaş kendisi yapıyor. Bu sene bakıyor, soğan fiyatları iyi. 100 liraya çıktı, 50 liraya çıktı. O zaman hep beraber soğan ekiyoruz. Sonra soğanları devşiriyoruz. Hep beraber iflas ediyoruz çünkü fiyatlar çok düşüyor planlama yaptığınız takdirde o zaman kimin ne kadar soğan ekeceği, kimin ne kadar buğday ekeceği, yulaf ekeceği, arpa ekeceği neyse bunlar planlanır, ülkenin ihtiyacına göre belirlenir ve hiç kimsenin zarar etmediği bir modeli hayata geçirmiş olursunuz.